Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir demişti bu şehrin Fatih. 1453'te şehre girdiği andan itibaren işte bu dizelerinde ifade ettiği gibi İstanbul'u imar etmek, halkın gönlünü kazanmak için çalışmış, halkın gönlünü abad etme vazifesini bizlere bir miras olarak bırakmıştı. Bu anlamlı günde bu şehrin fatihi Sultan II. Mehmet'i bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Açılışını yaptığımız projenin hayallerini kuran, hayallerle yetinmeyip bu hayali kağıtlara, Planlara, projelere döken Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülhamid'e de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere İstanbul ve Türkiye için tüm insanlık için yüreklerini ve emeklerini ortaya koymuş, Türkiye'yi bugünlere taşımış. Bu projenin gerçekleşmesine katkı sunmuş başta Ulaştırma Bakanım olmak üzere bakanlık mensuplarına, devlet adamlarına, siyasetçilerimize, bürokratlarımıza gönülden şükranlarımı ifade ediyorum. Asrın projesi Marmara'yı son derece anlamlı bir günde anlamlı bir yıl dönümünde hizmeti açıyoruz. Evet, bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıl dönümünü kutluyor. Milletçe 81 vilayetimizde yurt içinde ve yurt dışında 90. yıl coşkusunu yaşıyoruz. Marmara'yı özellikle 29 Ekim'de özellikle 90. kuruluş yıl dönümünde açmak istedik. Zira bugün işte bu büyük projeyle hem cumhuriyetimizi yüceltiyor hem de demokratik bir cumhuriyetin istikrar içinde, güven içinde, kardeşlik ve dayanışma içinde bir cumhuriyetin neleri başarabileceğini bugün ispat ediyoruz. Sevgili İstanbullular, sevgili hemşerilerim, bu kardeşiniz de bu şehirde doğdu, bu şehirde büyüdü, şimdi de Üsküdar'da yaşıyor. Bugün yaşadığımız bu büyük gurur hiç kuşkusuz Türkiye'nin, aziz milletimizin ve İstanbul'umuzun gururudur. Ama bugün yaşadığımız gurur aynı zamanda Cumhuriyetimizin, demokrasimizin birlik ve kardeşliğimizin gururudur. Cumhuriyetimizin 10. yıl dönümünde Türkiye inşa ettiği demir ağlarla gurur duyuyordu. O izi takip ederek 10. yılın kazanımlarına yenilerini ekleyerek demir ağları, karayolu ağlarını, deniz yolu ağlarını hava yolu ağlarını kat kat artırarak 90. yılı da benzer bir gurur ve şuurla idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin ilanına giden süreci hiçbir zaman unutmadık. Cumhuriyetin ilanına giden yolun nasıl zorlu, nasıl meşakkatli bir yol olduğunu hiç unutmadık. Gazi Mustafa Kemal buradan İstanbul'dan Samsun'a ulaşmak için kırık dökük bir gemiyle Karadeniz'in o meşhur dalgalarıyla, o çılgın dalgalarıyla mücadele etmiş, günler süren bir yolculuğun ardından Samsun'a ulaşmıştı. Kurtuluş Savaşımızı kanılar üzerinde taşınan cephane ile zafere ulaştırdık. Bir cepheden diğerine Haftalar süren yolculuklar yapan yorgun ve bitkin neferlerimizin fedakarlıklarıyla destanlar yazdık. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Yolun medeniyet olduğunu, ulaştırmanın istiklal olduğunu, bağımsızlık olduğunu, kalkınma olduğunu cumhuriyete giden yolda milletçe çok yakından tecrübe ettik ve çok iyi anladık. Sevgili İstanbullular, Cumhuriyet'in kuruluşuyla özellikle başlayan ulaştırma projeleri işte böyle bir tecrübenin neticesiydi. Bu tecrübeden yola çıkarak hükümet olarak 11 yıl boyunca ulaştırma yatırımlarına ağırlık verdik. Yol medeniyettir dedik. Ve Cumhuriyet tarihinde 6100 kilometre bölünmüş yol yapılmışken 11 yılda 17 bin kilometre bölünmüş yol bunun üzerine ilave ettik. Cumhuriyetin kazanımlarına yenilerini ekledik. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan yatırımların üzerine kat kat fazlalarını ekledik. Şunu çok iyi biliyoruz ki İnşa ettiğimiz yollarla sadece şehirleri değil, gönülleri de birbirleriyle buluşturduk. İnşa ettiğimiz bölünmüş yollarla, hızlı tren hatlarıyla, herkesin binmesini sağladığımız uçaklarla uzakları yakın ederken doğuyu batıyla, kuzeyi güneyle kucaklaştırdık. Unutmayın, göreve geldiğimizde Türkiye'de 26 hava alanı vardı. Ama bugün 50 havaalanını aşmış durumdayız. Kardeşlerim, Cumhuriyetimizi sadece ulaştırma ağlarıyla ayağa kaldırmak noktasında olmadık. Cumhuriyetimizi aynı zamanda kardeşlik, birlik ve dayanışma ağlarıyla, adalet, eşitlik, demokrasi ağlarıyla adeta nakış nakış işleyerek çok daha büyük, daha yüce, daha güçlü bir yapıya kavuşturduk. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Konuk Cumhurbaşkanı, saygıdeğer mevkidaşlarım, aziz İstanbullular, Marmaray sadece iki kıtayı birbirine kavuşturmakta kalmıyor. Marmaray 150 yıl öncenin hayallerini gerçekle buluşturuyor. Marmaray tarih ile bugünü, bugünüle geleceği buluşturuyor. Marmaray bu aziz milleti özgüveniyle inandığı zaman neleri yapabileceğini göreceği bir imanla buluşturuyor. Marmaray kıtaları olduğu kadar İnsanları, halkları, ülkeleri birbiriyle buluşturuyor. Birbiriyle kucaklaştırıyor. İşte onun için diyorum ki Marmaray sadece bir İstanbul projesi değil. Aynı zamanda bir insanlık projesidir. Marmaray İstanbul'un olduğu kadar İzmir'in, Trabzon'un, Antalya'nın Diyarbakır'ın 81 vilayetin projesidir. Az önce değerli mevkidaşım abe güzel bir şey söyledi. Japonya ile İstanbul'u evet birleştirmek. İnşallah Tokyo, Pekin, Londra, Üsküdar. Olur mu? Olur. Marmaray, Pekin'den, Tokyo'dan, Londra'ya kadar inşallah tüm dostlarımızın, tüm kardeşlerimizin projesidir. Bir barış projesi, bir dayanışma projesidir. Şimdi Japonya'yla bir başka adımı daha atıyoruz. O adımda inşallah Sinop'taki nükleer enerji projesini Japonya, Fransa, Türkiye olarak birlikte inşa edeceğiz. Bunun da adımını atıyoruz. Burada denizin altından geçecek bu trenler. İnanıyorum ki yolcuları olduğu kadar sevgiyi, muhabbeti, aşkı, kardeşliği de kıtalar arasında taşıyacaktır. Biliyorsunuz bununla bitmiyor. 2015'te de biraz daha güneyden inşallah otomobillerin geçeceği tüp geçidi de bitiriyoruz. Şu anda denizin altında çalışıyoruz. Devam ediyor. O da bitecek. Otomobiller de inşallah o tünelden geçecekler. Aynı yıl 3. köprüyü de inşallah bitiriyoruz. 3. köprü de bitmiş olacak. Ve böylece İstanbul'un ulaşımı için iktidarımızın neler yaptığını ortaya koyması bakımından bunlar çok önemli. 76 milyon aziz milletiminde dost ve kardeş tüm dünya halklarının da bilmesini isterim ki biz Marmara'yı İstanbul'un ve Türkiye'nin tarihine yaraşır şekilde barışın, sevginin dostluk ve kardeşliğin üzerine inşa ettik. Bu büyük eser önce İstanbul'un, önce Türkiye'nin eseri olduğu kadar insanlığın bir eseridir. Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Bizi sevsin ya da sevmesin, bizi beğensin ya da beğenmesin, bizi oy versin ya da vermesin. İstanbul ve Türkiye'deki her bir kardeşim gönül rahatlığı içinde bu büyük yatırımla gurur duysun.